Arkadaşlar merhaba, ben Serdar Hoca. Hepiniz Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kitaba başlıyoruz. Türkiye'nin en kaliteli yayınlarından biri olan Limit Yayınları'nın AYT Edebiyat Soru Bankası'nı sizler için çözmüş olacağım. Bildiğiniz gibi Limit Edebiyat Soru Bankası içinde yeni nesil soruları barındırmasıyla AYT sınavına en yakın kaynaklardan birisidir. Bu nedenle videoları dikkatli dinlemenizi ve notlar almanızı sizlere önemli tavsiye ediyorum. Şimdi vakit kaybetmeden birinci ünite olan Türk Edebiyatı'na girişle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruda aşağıda verilen edebi metinlerden hangisinde farklı bir alanın olanaklarından yararlanılmıştır? Parçamıza bakalım. Edebiyat birçok sanat ve bilim dalıyla ya da alanla ilişkilidir. Sanatçılar kimi edebi metinlerde müzikten, kiminde dinden, kiminde tarihten, kiminde psikolojinin olanaklarından yararlanır demiş. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Caddeye doğru çıkarken kendime doğru gitmeye başlıyorum. Felaketimi mücessem bir şekilde değil, büyük tecessüslerimde olduğu gibi müphem bir takım hayaller ve remizler halinde hissediyorum. Ameliyat olacağımı, sakat kalacağımı düşünmüyor. İçimde garip bir karıncalanma halinde bir takım iniltiler, mırıltılar, şekilsiz gölgeler seziyorum. Bakın, burada arkadaşlar hayallerden bahsetmiş, bazı şeyler hissettiğinden bahsetmiş, sonra düşüncelerinden bahsetmiş. Dolayısıyla B seçeneğine baktığımızda edebi metnin psikolojiden faydalandığını görüyoruz. C seçeneğine bakalım. Beni susturan şey nefretimdi. En basit içtimai davranışları anlamayacak kadar yabancı tesirler altında şahsiyetlerini kaybeden bu insanlarla münakaşaya mecbur olmanın küçüklüğünden muzdariptim. Türkiye'de ecnebi mekteplerin kuvvetli silindirleri altında yamyası olan bu kafaların kesilmesinden başka çare görmüyordum. Bakın burada da arkadaşlar yine bir psikolojik durumdan bahsettiğini görüyoruz sanatçının. Gözlerini açtı ve başını kaldırdı. Bitişikte her gece böyle bir gürültü kopması ihtimalinin verdiği korku içinde birinci geceyi geçirdiği bu odadaki uykularının geleceğe ait şansını tahmini elverişli bir keşifte bulunmak için yataktan kalktı. Işığı yaktı. Paltosunu sırtladı ve bitişik odanın kapısına koştu. Bakın burada da şuradan itibaren arkadaşlar yine psikolojik unsurların hakim olduğunu görüyoruz. Psikolojiden yararlandığını görüyoruz. Rüya görüp görmediğini anlamak için evvela kendi vücudunun realitesini yokladı. Bir ayağını ötekinin üstüne koydu, yutkundu, nefesini derinleştirdi ve kısalttı. Bütün duyguları, iradesi ve muhakemesi yerindeydi. Arkadaşlar duygulardan, muhakemeden bahsetmiş. Bu da psikoloji alanından faydalandığını göstermektedir. A seçeneğine baktığımızda ise fazladan beylerbeylerinin, sancakbeylerinin, tımarlının, kötüsüyle, kıyıcısıyla, soyguncusuyla boğuşacaksın aralıksız. Bir adam hem kılıç gezdirir hem töre bilmezse fukara kadı ne yapar? Tımarlıyı sopaya çektin. Sancak beyini zindana attın. Beyler beyi ne olacak? Vezirlerin rezilleri, baş vezir. Bakın bu parçada baş vezir, vezir, beyler beyi, sancak beyi, tımarlı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu parçada da tarihi kavramlardan, tarihi unsurlardan yararlandığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu edebi metin tarihten faydalanmıştır. Farklı olanı sormuştu bize. Diğerleri psikoloji, A seçeneği tarihten faydalandığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi sanat eserine örnek oluşturmaz? Rodin'in Düşünen Adam heykeli. Heykel sanat eseridir, bunu elemiş oluruz. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu. Tablo, resim, bu da sanat eseridir. Bunu delemiş oluruz. Luis Aragon'un Elsa'nın Gözleri şiiri. Arkadaşlar, şiir de bir sanat eseridir. Bunu delemiş oluruz. D seçeneği dursun. Tolstoy'un Anna Karenina romanı. Romanlar da sanat eseridir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Albert Einstein'ın izafiyet teorisi arkadaşlar fizik bilimine ithaf eder. Bu bir sanat eseri değildir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Buna göre aşağıda verilen parçalardan hangisi metin türü bakımından ötekilerden farklı bir özellik taşımaktadır? Parçamıza bakalım. Edebi metinlerde dil
sanatlı ve süslüdür. Sözcüklere yeni anlamlar kazandırılır. Sözcükler gerçek anlamıyla değil, mecaz anlamıyla kullanılır genellikle. Öğretici metinlerde ise dil sanat ve süsten uzaktır. Sözcükler genellikle gerçek anlamıyla kullanılır. A seçeneğine bakalım. Keskin bir ışık etrafında bir zafer borusu gibi çınlıyor. Sert rüzgarda bulunduğumuz tepenin yassı şekli Evliya Çelebi olsa peşte için yaptığı gibi bademe benzetirdi. Tam bir gemi küpeştesi halini aldı. Zaman denizlerinde onunla beraber yüzmeye hazırlanıyorum. Bakın arkadaşlar, burada altı çizili ifadelerle genellikle sözcüklerin mecaz anlamının kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla A seçeneğindeki metin nedir? Edebi bir metindir. B seçeneği dursun. Alnından ölüm terleri fışkıran Abdullah Efendi olduğu yere çöktü ve sahibinin ölümü için ağlayan sadık bir köpek gibi orada kendi varlığının ölümünü ağladı. Bakın burada ölüm terleri fışkıran derken yine kendi varlığının ölümüne ağlar derken mecaz anlamların kullanıldığı görülmektedir. Devam edelim. Artık hiçbir şey onu teselli edemezdi. Bu vücut, o kadar kahrını çekmiş olan bu vücut orada alevler içinde bir kül yığını gibi olmuştu. Bu kendi hatası yüzündendi. Yine burada da altı çizili ifadelerle mecaz anlamlı kelimelerin kullanıldığı görülmektedir. O yüzden bu da edebi bir metindir. Aynı sakin ve soğuk güzellikte aydınlığının donuk çeşmesini açmış, bütün manzarayı o kendisine mahsus hülya ve ölüm şiiriyle dolduruyordu. Eşya, müstehzi ve zalim bir sihirbazın eline verilmiş gibi bütün çizgi ve şekillerini değiştirmişti. Her şey tanınmayacak kadar güzeldi. Arkadaşlar, burada da mecaz anlamlı kelimeler kullanılmış. O yüzden bu da edebi metindir. Onu kah mermerden bir yeraltı sarayında kumral başını beyaz gergefine eğmiş, muzdarip ve sabırsız ağlar tasavvur eder ve bu yeraltı sarayından onu kurtaracak tılsımı bana öğretecek olan dervişi ve beni o saraya açılan kuyunun ağzına kadar götürecek esrarlı kuşu beklerdim. Bakın burada da yine kelimeler arkadaşlar mecaz anlamıyla kullanılmış. O yüzden bu da edebi bir metindir. B seçeneğine baktığımızda ise Tolstoy uzun zaman bir Fransız muharririnden her sabah tercüme yaparmış. Sırf onun sanatını kavrayabilsin diye. O halde bizim romancıları, garplıları okumak ve onların tesiri altında kalmakla niye itham ediyoruz? Tesir etmeyen, iz bırakmayan okumak neye yarar? Arkadaşlar bakın, burada kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılmış. Metin bilgi vermek amacıyla yazılmış. O yüzden bu tür metinlere de biz ne adını veriyoruz? Yukarıda yazdığı gibi öğretici metin denir. Bu da diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Metinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıda verilen metin türlerinden hangisi ötekilerden farklı bir grupta yer alır? Roman, arkadaşlar bildiğiniz gibi bu edebi bir metindir. Tiyatro, göstermeye bağlı edebi bir metindir. Hikaye, anlatmaya bağlı edebi bir metindir. Masal, bu da arkadaşlar yine anlatmaya bağlı edebi bir metindir. Günlük, günlük ise arkadaşlar gazete çevresinde gelişen öğretici bir metindir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri edebiyatın farklı bir bilim dalıyla olan ilişkisini ortaya koymaktadır? Edebiyatın toplumu etkileme ve yönlendirme özelliği vardır. Bakın arkadaşlar, edebiyatın toplumla ilişkisinden bahsediyor. Toplumu inceleyen bilime biz ne adını veriyoruz? Sosyoloji diyoruz arkadaşlar. O yüzden edebiyatın sosyolojiyle olan ilişkisini ortaya koymuş. İkinciye bakalım. Edebiyatın kapsamına giren eserler yazıldıkları dönemin toplumsal hayatını yansıtır. Bakın yine toplum hayatından bahsetmiş. O halde bu da sosyoloji ile ilgilidir. Üçüncüde edebiyatın en önemli türlerinden olan romanlarda halkın geleneklerini, göreneklerini, yaşayış tarzını bulmak mümkündür. Bakın arkadaşlar, yine halkın gelenek, görenek ve yaşayış tarzından bahsetmiş. Toplumdan bahsediyor yani. O yüzden bu da sosyoloji ile ilgilidir. Dörtte edebiyat insanın ruhsal dünyasına ve karanlık yönlerine ışık tutarak onu gün yüzüne çıkarır. Bakın burada
insanın ruhsal dünyası demiş. Toplumdan bahsetmiyor. İnsanın psikolojik durumundan bahsetmiş. O halde bu edebiyatın psikolojiyle olan ilişkisine değinmiştir. 5'te edebiyat insanların toplumla ilişkilerine, kültürel değişimlerine ayna tutar. Bakın burada da toplum ilişkisinden bahsetmiş. O halde burası da sosyoloji ile ilgilidir. Farklı olanı sormuştu. Bakın 4 numara psikoloji, diğerleri sosyoloji olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Sözcükler, dekor, sesler, mermer ve renkler. Yaşamı, yaşanılanı ya da düşleneni yansıtma edebiyatın en belirleyici niteliğidir. Yansıtmanın estetik bir tat kazanması da sanatçının dili kullanma gücüne, yeteneğine bağlıdır. Çünkü bir dil sanatıdır edebiyat. Müzisyenler için nedir arkadaşlar? Müzisyenler için önemli olan nedir? Sestir, değil mi? Müzisyenler için ses, ressamlar için renk, heykeltıraşlar için mermer, her neyse bir romancı, bir ozan, bir öykücü, bir oyun yazarı için de ne gelecek arkadaşlar buraya? Sözcük odur olması lazım. Seçeneklere baktığımızda sözcük elemiş oluruz. Sesler gider, renkler gider, mermer gider. Arkadaşlar doğru cevabımız getirilemeyeni sorduğu için D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kenar mahalleler. Birbirine ufunetli adaleler gibi geçmiş. Yaslanmış tahta evler. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğrilip bükülen bu evlerin önünden her geçişimde çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederdim. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmıştır. Kiminin şahnişi biraz daha yumrulmuştur. Kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Ve hepsi hastadır. Onları seviyorum. Çünkü onlar da kendimi buluyorum. Ve hepsi 2-3 senede bir ameliyat olmadıkça yaşayamazlar. Onları çok seviyorum. Ve hepsi rüzgardan sancılandıkça ne kadar inildiler ve içlerinde ne aziz şeyler saklarlar. Onları çok çok seviyorum. Arkadaşlar bakın, bu metin görmüş olduğunuz gibi betimlemenin yapıldığı edebi bir metin özelliği göstermektedir ki çoğunlukla kelimeler mecaz anlamıyla kullanılmış. Seçeneklere baktığımızda edebi metin özelliği taşıyan bir eserden alınmıştır. Biz de bunu söylemiştik. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Dil sanatsal işleviyle kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, edebi bir metinden alındığı için dil sanatsal işlevdedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Betimleyici sözcüklere yer verilmiştir. Evet, parçanın başından beri görmüş olduğunuz gibi betimlemeler var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Anlatıcı duyguların dile getirmiştir. Evet, yer yer duyguların da kattığını görüyoruz. İşte ne aziz şey derken duygusunu katmış, çok seviyorum derken duygusunu katmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bilgilendirme ve öğretme amacıyla yazılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar, bu öğretici bir metin değil, edebi bir metindir. O yüzden bilgilendirme ve öğretme amacı taşımaz. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu tablodaki 3 numaralı kutucuğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Tablomuzu inceleyelim. Bakın, güzel sanatların tablosu var. İşitsel sanatlar edebiyat, müzik, görsel sanatlar resim, heykel, mimari. 3 numaralı kutucukta dramatik sanatlara yer vermiş. Fakat bize buraya getirilemeyecek olan şeyi soruyor arkadaşlar. Dramatik sanatların malzemesi nedir? Harekettir, doğru mu? Harekete dayalı sanatların gelmesi gerekir buraya. Peki biz buraya tiyatroyu getirebiliriz. Bakın, tiyatro dramatik bir sanattır çünkü harekete dayalıdır. Yine dans, bu da harekete dayalıdır. Bu da dramatik sanatlar içerisinde yer alır. Opera, opera da aynı şekildedir. Sinema, sinema da arkadaşlar harekete dayanır. Bu da dramatik sanatlar içerisindedir. Fakat buraya arkadaşlar minyatür gelmez. Çünkü minyatür yüzey sanatıdır. Dramatik sanat değildir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Her iki bilim dalının yöneldiği başlıca alan insandır. Her ikisi de insanın kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini konu edinir. Ama nokta nokta doğrudan algılama ve doğrudan ifade edip doğrudan çözümler,
teklif eder. Edebiyat ise tamamen dolaylı bir dil kullanır. Edebiyat özellikle toplumsal olayları anlatırken bu bilim dalından yararlanır demiş. Arkadaşlar, seçeneklere baktığımızda bakın coğrafya neyi inceler? Yeryüzünü inceler arkadaşlar. Dolayısıyla boşluğa bu gelmez, bunu elemiş oluruz. Psikoloji ruh bilimidir arkadaşlar. Ruhtan bahsetmemiş ki, tamamıyla demiş özellikle toplumsal olanla ilgilidir demiş edebiyatın ve bu alanın. Bu da olmaz, bunu da elemiş oluruz. Tarih geçmişteki olayları anlatır arkadaşlar. Bu da toplumsal değildir, bunu da elemiş oluruz. Peki felsefe? Felsefe ise çoğunlukla düşünce bilimidir. Burada düşünceden bahsetmiyor ki, toplumsal olayları anlatır demiş. O yüzden bunu denemiş olduk. Buraya gelmesi gereken kelime sosyolojidir. Sosyoloji biliminden bahsediyor. Sosyoloji toplumla ilgilenir. Edebiyatla yakından ilgilidir. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan metinler grubuna girmez demiş. İnsan duyduğunu, düşündüğünü, tasarladığını, hissettiğini anlatan bir varlıktır. Anlatmadan, nakletmeden duramaz. Anlattıklarını bir olay çevresinde somut halde sunma hem anlaşılmayı kolaylaştırır hem de dinleyici veya okuyucuda merak uyandırır. Zaten anlatılmaya, nakledilmeye değer her şeyde bir olay çerçevesinde oluşmuştur. Temelinde bir olay vardır. İnsan anlatılarla kuşatılmıştır. Anlatılar dünyasında hayatını sürdürür. Bu anlatılardan her dönemde sanat eserleri çıkarılmıştır. Bu sanat eserleri anlatmaya bağlı edebi metinler kapsamına girer. Arkadaşlar bize anlatmaya bağlı edebi metinlerden olmayanı soruyor. Mesnevi anlatmaya bağlı bir edebi metindir, bunu elemiş oluruz. Halk hikayesi anlatmaya bağlı bir edebi metindir, bunu da elemiş oluruz. Masal anlatmaya bağlıdır, bu da elenir. Destan, bu da anlatmaya bağlıdır, bunu da elemiş oluruz. Fakat tiyatrolar sizin de bildiğiniz gibi göstermeye bağlı bir edebi metindir. Bundan dolayı da diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.